Herkese günaydınlar. Annemle kahvaltımızı yaptık. Şimdi kahve sohbetimize geldi. Kekimiz pişti. Kekimiz pişti. Olunca size göstereceğim. Annemin de çok güzel sözleri vardı. Hepsi de annem o konu cahil gibi gözüyor ama çok özlü sözleri vardı. Mesela derdi ki ne? Karşıdan baktım yeşil türbe, yanına vardım harabe. Mesela bir şeyi. Çok güzel. Mesela şey derdi. Mesela çok güzel şey. Kahve piştiği yerde, pişip taştığı yerde. Güzel çirkin aranmaz, gönlün düştüğü yerde. Ondan sonra. Ona bir de lafı daha vardı. Tilkinin bakır sıçtığı yer. Böyle tenha, gidilmeyecek, hırlık köylere ele derler bizim orada. Tilkinin bakır sıçtığı yer. Ondan sonra şey vardı bir de. Bir kız adımı unuttum. Ha, derelerde telli mantar, durdukça derdim artar. Şimdi aklıma geldi. Bir sürü sözler var hocam. Aklıma gelince hem seviniyorum, hüzünleniyorum. Bir de muhabbet lafı vardı ya, fesleki çalar, sohbet. Ha, bir de usta vardı, sohbet etmesini bilmeyen kişiler için söylerdi. Ondan sonra bir şey neydi kızım, unuttum öyle sen sohbet. Valla fesleki çalar sohbetten derdi. Ya, sohbetten diye. Şey sohbet etmesini bilmez, okuldan mektep, fesleki çalar mektepten. Ha, anlamaz sohbetten, pöstekçiler mektepten. Hani yılan konuşmasını bilmez ama gider bir yerden bir şey çalar. Onun gibi. Anneannem de sözleri güzelmiş. Anneannem çok güzel, çok özlü sözleri vardı. Şimdi onları ben söylüyorum bazı insanlara. Diyorlar ki sen nereden buldun? Onun kaynağı yerde diyorum ben de artık. Aslında bunları kayıt etmek lazım. Aslında bu videoda güzel bir kayıt oldu onun için. Aynen. Allah rahmet eylesin. Mekkâli cennet olsun. Aynen öyle oldu, iyi oldu.